Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle BJT transistörlerde sabit base temel devresini işleyeceğiz. Bu, bu sabit temel bir devredir arkadaşlar. Biz çok soruda kullanılan tarzı bu şekildedir. Tabi bunu yorumlayabilirler. Örneğin 90 derece döndürebilirler bu devreleri sağa sola vesaire. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Başka devre zannetmeyin yani. Temel olarak arkadaşlar iki tane direnç, iki tane kapasitör, bir tane transistör ve bir tane voltaj kaynağından oluşur. Bu voltaj kaynaklarını mesela denklemlerimizi yazmak için biz isimlendirecek olursak Buraya ben VCC diyorum arkadaşlar. Buraya RB diyorum. Buraya RC diyorum. Buraya C1 diyorum. Buraya C2 diyorum. Bu C1 ve C2 elektrolit. E, tazla kapasitör olmalıdır arkadaşlar burada böyle vermiş ama e, yine de kapasitör kullanıldığını bilin yeterli bu e, daha sonra burada bir e, transistörüm var benim gördüğünüz üzere e, bu npn tarzı bir transistördür e, ve toprağa bağlanmış en son olarak şurada gördüğünüz üzere daha sonra arkadaşlar e, ben isimlendirmeler yaparsam örneğin e, rc direncimizin bulunduğu kol olan bu kolundaki herhangi bir noktaya örneğin şu noktaya c dersem e, rb direncimizin bulunduğu şu kola kol transistörle yani volt arasındaki kol daki şu noktaya ben örneğin e, b noktası dersem ve buraya da e, rastgele Emitter ucu olduğu için transistörümüzün Buraya da E dersem Bu devrede şu şekilde bir şey olacaktır arkadaşlar ee, Şöyle söyleyeyim ben size Vcc gerilimi e, buradan Bir Vcc gerilimi varken Bir dakika Şurada bir Vcc gerilimi var e, Buradan Bir akım akacak dır şu şekilde biz buna RC direncinin üzerinden de geçeceği için IC akımı deriz burada ise şu yönde bir akım akacaktır arkadaşlar buna da biz RB direncinin üzerinden geçtiği için IB akımı diyeceğiz daha sonra arkadaşlar bu IB ve IC akımları transistörümüze geldiğinde yaklaştığında yani onu da şöyle göstereyim ben size hmm. şurada bir e, işte VCC diye voltaj kaynağımız vardı değil mi? Şöyle ikiye böldük biz burayı burada bir direnç vardı e, şurada yine bir direnç vardır. Bu RC'ydi. şuraya B şurada bir e, transistör var diyelim bunu transistör gibi kabul edin. Ee, IB akımı bu transistör de burada, buradan geliyor arkadaşlar. IC akımı da buradan geliyor. Daha sonra bunlar birleşip bu transistörden sonra emitter ucundan transistörün şöyle bir çıkış var. Buradan IE akımı olarak çıkıyor. Yani bu IB bu IC bu da IE oluyor. Bu durumda denklemlerimi ben yazmaya başlarsam arkadaşlar en başta IM eşittir IB artı IC olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar ben şu bölümde IC akımını gösterdiğim yerde yani bu şekilde gelmiştik ya bu şekilde burada giderken toprağa kadar bir denklem yazmak istiyorum ben. Ona da şöyle diyeyim arkadaşlar ben size. VCC ee, eksi ic çarpı rc bu neye eşittir arkadaşlar? Ee, gördüğünüz üzere şuraya bir nokta koymuştuk biz C diye. Ee, ic rc akımını vc'den çıkarttığımız zaman e, bu e, bize vc'yi verecektir arkadaşlar. Bu vc buna eşit oluyor. Aynı mantıktan bakarsak olursak arkadaşlar yine mesela burada B'deki vb'yi bulmak istiyorum ben şu noktadaki VB eşittir VCC eksi IB çarpı RB olacaktır arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar VCE gerilimini ben bulmak istersem şöyle yazarım. VCE eşittir VC eksi VE şeklinde yazarım. Burada VE arkadaşlar toprak tarafında olduğu için yani burası sıfır kabul ederiz. Bundan dolayı VCE eşittir VC olur. Bu denklemlerim karışmasın diye şu şekilde şuradan devam ettiriyorum. Yine aynı mantıktan arkadaşlar B ve E arasındaki yani VBE gerilimi VB eksi VE'den çıkar ortaya. Burada VE'miz sıfır olduğu için toprak tarafında olduğu için VBE'miz eşittir VB olacaktır. Bunun dışında başka neler yazabilirim? Örneğin arkadaşlar ben e, IC akımını e, IB cinsinden veya IB akımını IC cinsinden ifade etmek istersem e, transistörlerin kataloglarında bulunan e, bazı değerler vardır. E, bunlardan biri de mesela beta kavramıdır. Biz şimdi DC çalışma üzerinden hareket ettiğimiz için beta DC diyoruz buna. Bu genellikle arkadaşlar herhalde 50 ile 400 arasında değişiyor. Sorularda 50 ve 100'ü çok gördüm ben. Bazen de 200'ü gördüm. Bu tarz değerler verebiliyorlar beta DC'ye. Bu beta DC dediğim gibi size IB ve IC akımını ifade etmek üzere sorularda sorulur. bu durumda ben şöyle yazabilirim arkadaşlar. Burada şunu da belirteyim ben arkadaşlar. Şu üst tarafta olsun o da. Şunu şöyle ayıralım. Genellikle RB direnci RC direncinden büyüktür arkadaşlar. Bu verilen değerlerde. Örneğin RB 200 kilo ohm olsun. RC 3 kilo ohm olabilir mesela. Bu, bu böyle olursa eğer ters orantıdan arkadaşlar e IC akımı IB akımından büyük olacaktır değil mi? Çünkü e, ikisi de VCC kaynağını kullanıyor burada. E, o yüzden IC'nin akımı e, RC direnci RB'den küçük olduğu için IC'nin akımı IB'den büyük olacaktır. Bu durumda ben IC akımını ifade etmek istersem beta DC çarpı RB'yi pardon IB'yi kullanacağım. Yani beta dc ile ib'nin çarpımı bize ic'yi verecektir. Bunun dışında bakıyorum. Başka ne olabilir? Ee, beta dc dediğim gibi arkadaşlar 50, 100 gibi bir kavram olduğu için bize bazen denklemleri yazarken bize e, ib'yi ihmal etmemizi e, tavsiye edebilirler. Yani mesela ib'mize biz ic Artı IB demiştik değil mi arkadaşlar? Bazen buna bunu IC'ye yakın olarak eşit olduğunu e, kabul etmemizi söylerler. Çünkü IC mesela 50 tane IB'ye 100 tane IB'ye eşit olabilir. Beta DC çarpı IB'den. Bunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. E, bu çalışmanın amacı arkadaşlar size söylemek istersem şu şekilde de söyleyebilirim transistörlerdeki base akımın e, yani temel akım olan Ib verilen VCC değerleri için e, sabit kalması amaçlanır. Bu sayede transistörlerin çalışma noktası da sabit kalır arkadaşlar. Yani Ib akımım, base'den gelen Ib akımım bu yönde olan akımım'ın sabit kalması e, amaçlanır. Bu sayede de transistörün çalışma noktalarının Sabit kalması amaçlanır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bundan sonra soru çözümlerde gelecek. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.